Şimdi neyi konuşacağız biliyor musunuz? Dilan Çıtak röportaj vermiş. Evet. Yani yine İbrahim Tatlıses'i konu almış. Miras konusu söz konusu olmuş. Neler konuşmuş neler, bir izleyelim, sonrasında bir konuşalım. İzleyelim. Karakolda biten uçak kavgasında eleştirilerin odağına yerleşti. Bağıramazsın, manipüle yapma sakın. Ben kimseye bağıramazsın. Sen böyle bağırdın. Herkes özür beklerken ağladı ama pişman değilim dedi. Pardon ya, hani kedime yapıldığı için ve ön planda bir isim olduğum için mi? Ardından sessizliğini koruyan babası İbrahim Tatlıses'i gözüne kestirdi. Parmaklarım titriyor. Bilal Bey, elim ağam titriyor. Sinir oluyorum. Miras peşine düştü. Koşarak ertesi gün tapu dairesine gitmeyi düşünmedim ya. Özür dilemek neden bu kadar zor? Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben kullanmadım. Ben almadım. Ben hırsızlık yapmadım. Dilan Çıtak Tatlıses hedef mi şaşırtıyor? Çünkü benim kedime bunu yapamazsın. Varlığı yıllarca gizlenen Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tüm Türkiye tarafından tanındı. Hayatı, yaşadıkları ve en çok da babası İbrahim Tatlıses'le olan ilişkisi hep merak konusu oldu. Çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in arası, geçtiğimiz yaz kızı Dilan'la da açıldı. Karşılıklı açıklamalar sonrası baba kız arasında iyice gerilen ilişkiler neredeyse kopma noktasına ulaştı. Alo! Buyurun! İbrahim Tatlıses konuşuyor, buyurun! Peki bu düğünü ben yapamadım, kim yaptı? Parmaklarım titriyor, Bilal Bey, elim ağam titriyor, sinir oluyorum. Bu kadından beni muhatap etmeyin. Hatta öyle ki büyük oğlu Ahmet Tatlı ile barışan İbrahim Tatlıses, küçük oğlu İdo'nun yeni doğan ikizlerini kızı Melek Zübeyde ile ziyaret ediyor. Okula başlayan küçük kızı Elif Ada ile birlikte röportaj veriyor. Dilan Çıtak Tatlıses fotoğrafın dışında kalıyordu. Babasıyla yaşadığı sorunları bir kenara bırakıp kariyerine odaklanan Dilan Çıtak Tatlıses yeni çıkardığı şarkıyla umduğu başarıyı yakalayamadı. Dilan'ın viranesi 15 günde sadece 500 bin kez dinlenerek beklentilerin altında kaldı. İşlerin pek de yolunda gitmediği Dilan Çıtak Tatlıses bu kez hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir skandalla gündeme geldi. Bağıramazsın, manipüle yapma sakın. Ben kimseye bağırdım. Sen bana bağırdın. Duydun mu sesinizi? Sen bana bağırdın. Ya bakın ben bunu 13 dakika duydum. Hanımefendi uçakta. Kışını da duydum. Bakın böyle yaptınız, böyle yapıyorsunuz. Hayır, sen beni bekleyeceksin deme. Sen kimse beni bekleyeceksin. Ya kediyi uyardın geç. Ne demek beklemek? Sen hayırdır, bekçi misin sen? Böyle ne demek bu? Bu muamele nedir? Çocukla konuşuyor. Sen kime muamele yapıyorsun ya? Uçakta yolculuk yaptığı kedisini pusetinden çıkarıp yasak olmasına rağmen kucağında götürmek isteyen Dilan, kendisini uyaran hostese saldırarak herkesi şoke etti. Uyarma Dilan! Ne yapıyorsun? Ay, uçakta hostese saldıran Dilan havalimanında polisi tehdit etti. Ben de arabaya bineceğim. Gider misin bu arabaya? Bak, öyle. Bir de bana gönderek hareket edeceksin. Yaşananlar karşısında babası İbrahim Tatlıses bile yorumsuz kalarak ağzına fermuar çekti. Takip ettiniz mi, neler söyleyeceksiniz? Evet, bunu daha sonra başka bir gündemde. Tüm Türkiye'yi şoke eden görüntülerin ardından Dilan Çıtak Tatlıses dün gözyaşlarıyla kendisini savundu. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben kullanmadım, ben alkol almadım, ben hırsızlık yapmadım, ben uçağı gasp etmedim, bu ülkeyi dolandırmadım. Ben bu ülkede açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım. Benim çıkmadı. Daha sayayım mı? Üslubu ve saldırgan tutumu nedeniyle özür dilemesi beklenen Dilan Çıtak Tatlıses, pişman değilim diyerek herkesi bir kez daha şaşırttı. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Halbuki kimse onun haklılığını ya da haksızlığını tartışmamıştı. Artık saldırma eşiğine getirilmiş bir halde. Çünkü benim kedime bunu yapamazsın. Başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Süreci iyi yönetemeyen Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan sonra bir de röportaj verdi. Babası İbrahim Tatlıses'in sessiz kalması hakkında yorum yapmadı. Aralarının neden açık olduğu ile ilgili kültürlerimiz uyuşmadı dedi. İbrahim Tatlıses'le kültürlerimiz uyuşmadı. Son küslüğün miras yüzünden olduğunu söyleyerek maddi bir beklentim yok ama miras hakkım vazgeçmeyeceğim diyerek şaşırttı. Maddi bir beklentim yok. Miras haktır. Hakkımdan vazgeçmeyeceğim. Uçak kavgası için başlayan röportajda konunun dönüp dolaşıp mirasa dayanması Dilan gündem değiştirmeye çalışıyor yorumlarına neden oldu. Hadi ya. Gerizekalı ya. Ben bunu döverim ya. Böyle. Allah'ım. Ben de sende arkadaşlarım defalarca. Uyarmadın. Lan uyarmadın. Dilan.
böyle bu kadar agresif olaylarla ekrana geliyorsun. Sonra bunu çok güzel kullanıyorsun. Şu anda kendine çok güzel PR malzemesi yapmışsın. Zaten kendini savunurken diyorsun ki ben çok ön planda olduğum için mi acaba bana böyle davranılıyor? Sen ön planda değilsin Dilan ya. Yani senin baban İbrahim Tatlıses olduğu için senin adın anıldı. Sen onunla anılıyorsun ve halen daha onunla anılmaya devam edeceksin. Yani mevzu bu. Bunun da bir anlaşalım. Zaten ne konuyu çarpıtmış, hemen babaya getirmiş konu. Bir dakika, o değil ki, önce sen bir kendini izah et. Herkes aynı fikirde. Niye kendini konuşmak yerine yine konuyu baba kız ilişkisine getir? O konu kapandı zaten. Onun üstüne konuşuldu, yorum yapıldı. Ha, orada mağdurdun, burada da mı olmak istiyorsun acaba? Bu konuyla ikisi çok farklı. Hem diyorsun ki bir maddi beklentim yok diyorsun o röportajda. Sonra miras benim hakkım diyorsun. Burada zaten kendine ne kadar çeliştiğini kendi ağzınla ortaya koymuşsun söylediklerinle. Konuyu da yine babaya getirmişsin. Ne kadar inandırıcısın, bunu zaten Türk halkı fazlasıyla farkında. Evet, kültürlerimiz uyuşmadı diyor İbrahim Tatlıses'le. İbrahim Tatlıses'in çocuklarını hep yıllardır takip ederiz, tanırız, biliriz. Hiçbirinin bugüne kadar bir hostese saldırdığını görmedik, duymadık. Yani kültür derken bunun içine terbiye de girer, aile terbiyesi de girer. Ondan sonra örf, adet, anene, toplumun içinden ne aldığını da girer. Hiçbir şeyin İbrahim Tatlıses çocuğunun ya da İbrahim Tatlıses'in bir polise polisi tehdit ettiğini duymadık. Yani kültürlerimiz aynı değil derken kendini yukarıda göstermeye çalışıyorsun ama aslında belki de bu ailede olmaması gereken bir ferttin sen gerçekten de. Yani evet, İbrahim Tatlıses'in büyük bir hatası sonucu, gençliğinde yaptığı büyük bir hatası sonucu böyle bir akrabalık, aile birliği doğdu ama sen yani kendin bu aileye uyuşamadın. Bunu kabul etmen, bunu görmen lazım aslında. İbrahim Tatlıses'le sorunu da sen çıkardın. Babaya kumanda fırlatmak ne demek yahu? Babaya kül tablası fırlatmak ne demek yahu? Babaya saldırmak ne demek? Yani biz senin hostesten, polisten özür dilemeni bekliyoruz ama boşuna bekliyoruz. Sen önce babandan özür dilemedin ki. Büyüğünden, atandan özür dilemedin ki sen. Yani o senin atan, gerçekten atan. Senin gerçekten baban. Yani Allah katında da baban. Bunu böyle idrak edemedikten sonra boş. Biz de söylersek boş. Yani. Şimdi Dilan Çıtak her geçen gün daha da bir dibe batıyor ya. Ben çok üzülüyorum gerçekten şu görüntüleri izlediğimde, bu açıklamaları izlediğimde. Ondan evet bir kadın olarak özür dilemesini beklerken o hala yaptıklarından dolayı hiç utanmadığını, hiçbir yanlış yapmadığını savunması da gerçekten ben de bir kadın olarak çok üzülüyorum bu duruma. Çünkü her zaman ne diyoruz? Her zaman neyi konuşuyoruz? Erkeklerin kadınlara yaptığı şiddeti konuşurken şimdi bir kadının bir kadına yaptığı şiddet var burada. Yani erkek gibi, ben Dilan'ı bir erkek gibi görmeye başladım artık izlediğimde. Yani o ataklar, o öfke, yani ben bile Dilan'la yan yana gelsem böyle bir gardımı alırım. Yani beni ürkütüyor ve korkutuyor bu halleri ve bu durumları. Onu söylemek isterim. Ayrıca üstelik konunun babanla hiçbir ilgisi yok Dilan. Yani vermiş olduğun röportajında şu yaşadığın olaydan hani ne ara babana geldin onu da algılayamadım. Ayrıca babasının, yani İbrahim Bey'in, hakikaten takdir ediyorum burada, hiç yorum yapmaması çok güzel bir davranış. Yani söyleyecek bir laf bırakmadın Dilan bize. Ben burada seni, hani sen zaten yetişkin bir kadınsın. Haddime düşmez seni savunmak ama bir ablan olarak gerçekten yapmış olduğum bu hareketlerin karşısında ne söyleyeceğimi, nasıl yorumlayacağımı beni şaşırttın. Çok şaşırttın. Ama maalesef görüyorum ki Dilan hiçbir şeyden ders almıyor. Ben onunla bir ablası olarak dün de konuştum. Bir takım şeyler ona söyledim. O kendini hala bu konuda haklı demek ki görüyor kendini. Bir şey diyemeyeceğim ben ama ben onun yerinde olsam, ben onun yerinde olsam daha bugün babam hayattayken böyle para, pul, miras meselelerini konuşmam Dilancığım. Bak, bu seni çok çirkin bir noktaya götürür.
Olmaz. Öyle, ki bunun finalinde bu iş kime zarar verecek? Kendisi, yine kendisine. İbrahim Tatlıses'e bir şey olur mu? Yine sanatına devam eder. Ne skandallardan ne olaylardan geçmiş bir insan İbrahim Tatlıses. Evet. Şu anda ne yapıyor? Şarkı söylüyor değil mi? Kim sahneye çıkartmak ister? Sahneden ne malum birine sataşmayacağı, laf atmayacağı, mikrofonu atmayacağı, fırlatmayacağı ne malum? Ben mekan sahibi olsam ben Dilan'ı sahneye çıkartmam. O riske girmem. Sen bunları yaptıkça şimdi, ekmeğinden olacaksın. Yapma. Şimdi biz Dilan'ı geçtiğimiz yayında babasıyla olan olayında çok sarıp sarmaladık. Yani onu anlamaya çalıştık. Sen özellikle sen. Ama ben yani kendisiyle birebir konuştuğum için ben de bir kadının, bir anneyim. Onu anlamaya çalıştım. Bak hala Dilan aslında şunu anlamıyor. Biz burada ona bir şey söylerken onu rencide etmek için söylemiyoruz. Evet. Ama zaten bir insanın kendine verdiği zararı senin benim söylemem vermiyor. Şekil ortada, görüntüler ortada. Ve diyorum ki ben bir ablası olarak ya bir özür ya. Özür dilemek çok büyüklüktür biliyor musunuz? Ve seni zaten biz evladımız olarak bağrımıza basmışız. Kabul ederiz. Özürünü de kabul ederiz. Gençlik deriz, tabii, yaparız. Yani hatadır deriz. Bunu algılamaya ama çalışırız. Ama bir kerelik olsa ama mesela. Bu bir ama şimdi Dilan'cığım senin olur. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Biz bana daha ne videolar geldi DM'ime? Ne söylemler? İşte sokaktaki esnafla kavgası, manavla kavgası. Yani Dilan'cığım ne oluyor? Nedir bu öfke? Ne bu hiddet? Ne bu şiddet? Ya bir sakin ol, bir kendine gel. Bir böyle otur dur düşün, ben ne yapıyorum de ya. Sen baban da eleştirdiğin her şeyi şu an kendin yapıyorsun ya. Evet. Kendini görmüyor musun? Zaten sen şikayetçi değil miydin babanın bu tavırlarından? Bu değil miydi konunun başladığı nokta? Sen daha fenasın şu anda. Fena, feci. Hiç iyi görmüyorum ve olayları. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Bak Pınar o kadar savundun aslında baba kız arasındaki bu kavgayı. Ama bu şekilde devam ettiği sürece, bu agresyonla devam ettiği sürece ben şunu anlıyorum ben. Demek ki İbrahim Tatlıses haklıymış. Haklıymış. Ya. Evet, tabii haklıymış. Söyleyeyim ben bu masada. Ben de ben bunu demek hiç istemezdim. Ya İbrahim Tatlıses için düğün yapmadı diyorlar. İbrahim Tatlıses'in parasıyla yapılıyor ya. Para kimin? Düğün. Muhasebecisi veriyorsa parayı İbrahim Tatlıses yapmadı mı oluyor? Yani annesiyle bağlandı öyle değil. İbrahim Tatlıses'e kızdı. Bize bağlandı sonunda gerçeği evet. Anlattı. Ben ona daire veriyorum, ev veriyorum diyor. 6 milyona satıyor. Diğer dairelerime diyor annesini yerleştiriyor. O daireler diyor Adana'da şeydeki Urfa'daki kızlarımın diyor. Ben oraya kira yolla o zaman diyorum onlara diyor. Kavga oradan çıktı zaten. Daire zaten hepsinin çıktı. Bütün çocukların yasal olarak miras hakkı. Bunu benim miras hakkım diye söylemek, dile getirmek çok çirkin. Çok çirkin. Ki babası ama daha yaşıyorken ediyor. Yani. Size yaşıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Allah uzun ömürler versin İbrahim Allah. Tatlıses'e. O gün gelirse bu miras kavgasında Allah yani Ahmet Tatlı'ya, İdo Tatlıses'e, diğer kardeşlere sabır versin. Yani bu işten zor çok olaylar olur. Çok olaylar. Çok götürür yani çok bu olay kaldırır. Gerçekten. Bu tarzda bir insanla karşı karşıya gelmek ve bir şeyi paylaşmaya çalışacaksınız. Yani evet. Şimdiden gerçekten Allah geçmiş yardımcınız olsun. Ya biz Ahmet Tatlı'yı eleştiriyorduk. Zannediyorduk ki Ahmet ya. Tatlı babasını üzüyor, eziyet ediyor. Meğersem Ahmet Tatlı'nın bu programda söyledik hepsini. Ahmet Tatlı'nın uğraşı müdüre verilen yetkiyi babası geri alsın. Bütün parayı kullanma hakkı müdüre verilmiş. Dolayısıyla İbrahim Tatlıses'in ortada malı yok, mülkü yok, parası yok gözüküyor. Ama Ahmet Tatlı çok masummuş. Dilan Çıtan bu yaptıkları. Babasını en çok seven o bence. Çok Ahmet. Masummuş ben yani diyordum. Ahmet ben Tatlı. En çok seven onu, bence o. Çok, onu diyordum çok. İnandıramamıştım ama bunda da diyorum ki yanılmışım. Burada değil mi? Dilan Çıtan evet, konusunda. Evet yanılmışım. Yani bak Ahmet Tatlı konusunda biz yine geçtiğimiz yazın aylarında bunu konuştuğumuzda Ahmet'i her zaman evlat olarak yine evladıdır, et tırnaktır diye savunanlardan biriydim ben. Evet. Ondan sonrasında ama bak onda haklı çıktım, bunda yanıldım. Ki o biz o konuda konuşurken. Ben özür diliyorum. Hadi araya gidelim mi arkadaşlar? Hadi gidelim. Gidelim. Şimdi hadi kısacık gidelim. Bir reklam arasına çıkacağız ama bir tane haber var önümde. O yüzden bizden hiçbir yere ayrılmayın. Bizim güzelimiz var ya 2024 Miss Turkey İdil. İdil bizim divamıza dava açmaya hazırlanıyor. Ya evet. Neden? Anlatacağım o konuyu. İdil. Evet, evet. Allah Allah. Kısacık bir reklam arasından sonra bir konuşalım evet. Bu konuyu.
Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan kızımız İdil, doktorumuz İdil. Güzellik evet. yarışmasına mı katıldın yoksa bilgi yarışmasına mı katıldın? Ve hakkında yapılan yorumlara Bülent Ersoy'la bir yorum getirmişti. Şabaneye benziyor bu kızımız demişti. Ve sonra da İdil Bilgen'den bir haber geldi. İdil Bülent Ersoy'a hakaret davası açmış. Şabaneye de değil. Evet. Şabaneye de daha değil. Fazlasını da söyledi. Daha erkek suratlı dedi. Evet, genç bir kadına erkek suratlı diyorsun. Evet. Bir hatırlayalım mı Bülent Ersoy'un neler söylediğini? Ne düşünüyorsunuz bu güzel hakkında? Bu şimdi güzel mi? Yani Demet Akalın'ın yorumu olmuştu güzel olmadığına dair. Babası büyükelçiymiş. Büyükelçi, küçükelçi beni bağlamaz da. Ama bu çocuk biraz erkek suratlı. Yani bayağı yorum yapılmış. Yani bayağı yorum yapılmış. Yani bayağı yorum yapılmış. En çok da o replik. Evet. Tüm Türkiye'yi açman gerekiyor İdil'cim. Hepsini, bütün yorumları alacaksın teker teker. Bir tek Bülent Ersoy'a değil, tüm Türkiye'de senin hakkında aldığın bu dereceyle ilgili sana yorum yapan herkese o zaman dava açacaksın. Hayır, hayır, tüm Türkiye değil ya, öyle değil ya. Herkes Şabaneydi abi. Ya, destekleyenler de var. Ben takdir ediyorum İdil Bilgin'i ve hakkıyla kazandığını düşünüyorum. Ayrıca bu kızı yanlış tanıyorsunuz, dava falan açmaz. Zannetmiyorum dava açacağını. Ama açmış Bilal Beyciğim. Yok, sen nerede? Belgen nerede? Belge, hani belgeyle geldi. Nerede? Hani, sabah nerede? Düştü zaten ya, haberimiz ya, oldu haber bizim bu hayatım. Konudan. Nerede? Açmış. Yok, ben herkes konuştu. Açmaz. Niye Bülent Ersoy'a diye çıktı? Çünkü açtık. Bu açmaz. Arada oymuş buymuş sanatçıymış ya da değilmiş olarak değerlendirmiyorum. Herhangi bir genç kadına, herhangi birinin yüzüne ya da sosyal medya üzerinden fake sayfalardan body shaming denen bu vücut aşağılama, beden aşağılama yaparak. Şimdi güzellik algımıza göre herkes farklı, değişken bir durum. Senin güzellik algına uymuyor diye hakaretler savurmak kimsenin bu arada haddine değil. Dolayısıyla şimdi, herkes sana da yapılsa dava hakkın var. Bana da, Bilal abiye de, Hande'ye de, hatta hepimize. Bu kimin söylediğiyle alakalı bir şey değil. Böyle bir durumu destekliyor olmamız o zaman herkes birbirini böyle aşağılasın, biz onaylıyoruz anlamına geliyor. Şimdi bir genç kızın gururuyla bu şekilde oynamak benim açımdan çok yanlış geliyor. Çünkü Bülent Ersoy Türkiye'de, bak herkes her şeyi söyler ama Bülent Ersoy söylediği zaman dava açılır. Onun bir değeri, o lafının bir kıymeti vardır. Tabii ki. Dikkat, yani anlatabiliyor muyum? O yüzden Bülent Hanım bunu söylerken de aslında çok fazla hani gayri ihtiyarı söylemiş olabilir ama dediğimiz gibi şartlar ne olursa olsun bu kızımızın bir ailesi var. Evet. Bir annesi, bir babası var. Ve onların bu tür söylemlerden dolayı, çünkü her evlat kendi annesinin babasının kıymetlisidir, değerlisidir. Muhakkak ben yani. Şöyle günah düşünüyorum, yani, ben İdil'in belki böyle bir şey değil de ailesinin teşviki, ailesinin kararıyla böyle bir şeyi yaptığını düşünüyorum. Konuyla alakalı Demet Şener çok güzel bir açıklama yapmış, o da güzellerimizden ya, demiş ki İdil Bilgen'in doktor olması muazzam bir şey. Tebrik ve takdir ediyorum. Güzellik yarışması, o yolda ilerleyeceksiniz girilmesi gereken bir şey. Doktorluk yapacaksanız gerek yok. Sana ailen ve arkadaşların güzel desin. Belki başkasının hakkı gidiyor. Yok, ne kadar yok, temiz. Katılmıyorum. Güzel, çok güzel yorum yapmış. O yoldan geçen birinin yorumu. O yoldan geçen. Abi sen katılma. Ama doğru. Biz ne gereği vardı? İdil çok ne gereği vardı? Ama bir dakika bir şey soracağım. Ne gereği vardı? Niye sen de olacaksın?